Manisa Televizyonu ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Haftanın ardından programımızla sizlerle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftanın öne çıkan haber başlıklarını ekranlarınıza getirip haftanın genel haber durumuna hep birlikte göz atacağız. İyi seyirler diliyor ve ilk haberimize geçiyorum. Sevgili seyirciler, seçim barajının aşağı çekilmesi yönünde beklenen adım atıldı. Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır, dedi. Cumhur İttifakı'nın seçim barajı belli oldu. Haberi MHP Genel Başkanı Bahçeli duyurdu. MHP lideri, baraj konusundaki arayış ve çalışmalar noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır açıklamasını yaptı. Seçim barajının %5 mi, %7 mi olsun tartışmalarının lüzumsuz olduğunu ifade eden Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın iki ana partisi kurulan bir komisyon marifetiyle seçim sistemi ve barajın oranı hususunda samimi ve iyi niyetli şekilde görüşmeler yapmışlardır. Televizyon ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti kendinden menkul şahıslarla gazete köşelerinde ahkamlar kesen bazı kalem sahiplerinin seçim barajı etrafında anlamsız tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunun kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Bahçeli, bundan sonrası kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun meselesidir. Zillet İttifakı'nın kimi aday göstereceği ilgi ve merak sahamız dışındadır şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında süren rekabet anlaşılan gittikçe kızışmış, taraflar, talipler öne çıkmak, loş sahne ışıklarının altında tek kalmak için kıyasıya çatışmaya başlamışlardır diyen MHP'li Bahçeli, onlar birbirine çelme takmak için uğraşırken eşanlı olarak Türkiye'yi de çelmemek, önünü kesmek için mücadele halinde oldukları görülmektedir. Bilinmelidir ki Türk milleti ucuz işporta siyaset taktiklerine, Türkiye düşmanlarına maşalık ve muhiplik yapan siyasi çürümüşlere müsaade etmeyecektir, dedi. Devlet Bahçeli açıklamasında geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir, geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin açıklamaları böyleydi. Sevgili seyirciler, 6 Eylül'de okullar açılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir öğrenciler okullarından uzaktaydı. Artık yüz yüze eğitim içinde geri sayım başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri içinse uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime bir hafta önceden başlanıldı. Okula başlayan miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken veliler de öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Türkiye'nin birçok noktasında öğrenciler velilerle birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda koronavirüs denetimleri üst düzeyde tutulurken öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uydu. Minik öğrenciler ilk defa okula gidecekleri ve yeni arkadaşlıklar edinecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Çok heyecanlıydım. Okula geldiğim için çok mutluyum. Nasıl gibi tattım eteğimi aldım işte. Çok heyecanlıyım yine arkadaşlar yapmak için. Okulda çok mutluyum işte. Arkadaşlarımla konuşacağım. Tanışacağım. Oyun oynayacağım. Veliler de pandemiden dolayı biraz endişeli olsa da tüm tedbirleri alarak çocuklarını okula gönderdiklerini ifade etti. Çok heyecanlıyız. Yani tarif edilemez. İnşallah güzel bir yıl olur bizim için. Biz zaten çocuklarımızı evde uyarıyoruz. Maske konusu, işte hijyen konusu, kolonyadır, el dezenfektini ama okul yönetimi de bu konuda çok sıkı. Umarım yeni öğretim yılı tüm çocuklar için hayırlı olur. Tabii bu korona sıkıntısından da umarım bir an önce atlatırız. İnşallah hayırlısı olur, hastalık falan olmaz. Maskesini de takmış. Evet. Tedbirini alacak, öyle göndereceksiniz. Evet, zaten. Evet tabii bir de korkunçlarımız var.
Koronavirüs gündemine şimdi de göz atalım. Sevgili seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sürecini aksatanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirler arası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibariyle PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirler arası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, COVID-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım, aşılarımızı olalım. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan anlık verilere göre 2 Eylül Perşembe saat 9.50 itibariyle 48 milyon 616.804 birinci doz, 37 milyon 427.546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı 95 milyon 11.100 16 oldu. Sevgili seyirciler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine dahil edildiğini açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla 27 Avrupa Birliği ülkesinde kullanılmaya başlanan dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine Türkiye'nin dahil edilmesiyle birlikte aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkelere sorunsuz şekilde seyahat edebilecek. Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuz itibariyle faaliyete geçirdiği dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine Türkiye'nin dahil edildiği açıklandı. Dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine Türkiye'nin dahil edilmesiyle birlikte aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz bir şekilde seyahat edebilecek. Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan bilgilendirme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine dahil edilerek ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı 19 Ağustos 2021 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilerek 20 Ağustos 2021 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu 19 Ağustos'ta Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen COVID-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı alındığını açıklamıştı. Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler COVID-19 aşı kartını e-nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar uygulamasından temin edebiliyor. Değerli izleyenlerimiz, Türk tiyatrosunun önemli sanatçılarından Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 70 yaşındaki usta sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bodrum'a uçuşlar, kış dönemi münasebetiyle bir tane... Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 70 yaşındaki oyuncunun ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Orta oyuncuları Twitter'dan yaptığı açıklamada usta sanatçının ölüm haberini paylaştı. 70 yaşındaki sanatçının gece saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada uzun süredir kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatro sanatçılarından olan meddahlık geleneğinin simgesi, kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy, dün gece sabaha karşı ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Usta sanatçı, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi, film senaryoları yazarı, Orta Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusuydu.
1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokulu öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba ilçesinin belediye başkanıydı. Kendi tiyatro topluluğu Orta Oyuncuları 1980'de kuran Şensoy, 89'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Orta Oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu 2016 yılında oyuncu Rasim Öztekin'e devretti. Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987 yılından bugüne Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisini izleyicisiyle buluşturan Şensoy, Tarihi Ses Operetini onardı ve Ses 1885 adıyla açtı. Ederiz alemi, seyreder alemimizi, senin aldım alemi, seyreder alemimizi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Salihli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve ikisi tır olmak üzere toplam 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne, 2'si ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salihli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü cezaevine gönderildi. Kaza geçtiğimiz gün 17 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kula yönünden Salihli yönüne giden Alice yönetimindeki Mısır yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araçla 2 otomobile ardından da 2 tıra çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu'yla otomobil sürücülerinden Selahattin Sevil'i Neşu Şahver Sevil yaşamını yitirdi. İkisi ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ali C, tedavi işlemlerinin ardından önce emniyete, daha sonra Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsü C, Salihli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan tır sürücüsü C'nin emniyetteki ifadesinde Hatay'dan yüklediği 26,5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü, 55 kilometre hızla giderken önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu tırdaki mısırların yola saçılmasıyla tırın kaydığını ve bu nedenle önündeki araçlara çarptığını söylediği iddia edildi. Sevgili seyirciler, bir holdingin yönetim kurulu başkanı olan İzmirli iş insanı Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selim Yaşar'ın vefatı nedeniyle holdingden de yazılı bir açıklama yapıldı. İzmir'in en tanınmış iş insanlarından bir holdingin yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar koronavirüs nedeniyle vefat etti. Tatil için gittiği Dubai'de koronavirüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan Yaşar'ın kurtarılamadığı öğrenildi. Yaşar'ın vefatı ailesini, iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Selim Yaşar'ın vefatı nedeniyle holdingden de yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği ifade edilen açıklamada, Yaşar ailesine, sevenlerine ve topluluğumuza başsağlığı dileriz denildi. İş hayatına 1981 yılında atılan Selim Yaşar, birçok şirkette, holdingde CEO'luk ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı görevlerinde de bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nde 4 yıl süreyle başkan vekilliğini üstlenmişti. Mustafa Selim Yaşar bir dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevliğinde de bulundu. Selim Yaşar 65 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin Ağustos ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %51,8'lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatı oldu. Ağustos ayı ile beraber son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Sayın İsmail Gülle'yi kürsüye arz ediyorum.
Buyurun Sayın Başkan. Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. Genel ticaret sistemine göre Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %51,8'lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların Ağustos rekorunu kırdı. Dış ticaret açığı Ağustos'ta 4,3 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde %7 büyümenin ardından Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere ülkemiz yılın ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyüme performansıyla dünyada fark yarattı. Bu performans 1998 yılından bugüne kadar olan süreçte yakaladığımız en güçlü ivme oldu. Gülle, Türkiye'nin büyümesinde ihracatın katkısının oldukça fazla olduğunu vurguladı. İhracatın büyümeye olan katkısı yılın ilk yarısında 10.8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. İhracat büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkıyı yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, hedefimiz en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara ulaşmak dedi. Hedefimiz en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek. Evet, Manisa'yla devam edelim. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Meclisi bir aylık aranın ardından Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 18 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin çalışmaları, taş ocağı konusu, sel ve yangınlarda belediyenin çalışmaları gibi konularda açıklamalarda bulundu. Şehzadeler Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Başkanlığı'nda Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Çelik belediyenin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi vererek önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz ay ülkemizin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarıyla Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde meydana gelen sel felaketine değinen Başkan Çelik, yangın ve sel felaketlerinde görevdeydik dedi. Bu talihsiz olaylar aziz milletimizin zor dönemlerde nasıl kenetlenip bir araya geldiğini bir kere daha bizlere gösterdi. Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalara değinerek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, ova yollarının asfaltlanmasından düğün salonlarının inşasına birçok sözü tuttuklarını söyledi. Başkan Çelik ayrıca TOKİ inşaatının da başladığını duyurdu. TOKİ tarafından Sancaklı Bozköy mahallemizde 85 milyon 873 bin TL maliyetle yapılacak 400 sosyal konutun inşaatına başlandı. Kabrin kazasız belasız inşaatların tamamlanmasını, en kısa sürede konutların halkımıza teslim edilmesini nasip etsin. Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan 7. eserin çıktığı bilgisini veren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü. İstedik ki Şekerli Hüseyin Dede'yi yeni nesiller de tanısın, anlasın, Manisa'dan böyle bir Allah dostu geçti desin. Çalışma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi'nin yeni bir kültür ve sanat faaliyetini başlattığını kaydeden Başkan Çelik, Ağlayan Kaya Amfiteyatro'da yapılan düzenlemelere değindi. Ağlayan Kaya Amfiteyatro'da hafta sonları açık hava sinema günleri etkinliği düzenliyoruz. Halkımızın ilgisi bizleri son derece memnun etti. Bundan sonra da her hafta sonu yeni bir film gösterimiyle bu etkinliğimiz devam edecek. Şehzadeler'de devam eden projelere de değinen Başkan Çelik şu bilgileri verdi. Manisa Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte 1. Anafartalar Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nde 190 iş yerini ilgilendiren yaklaşık 16 milyon TL bir maliyetle sokak sağlıklaştırılması projesinin 3. etapını hayata geçireceğiz. Ben başta Sayın Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Büyükşehir Belediye'mizin projelerle ilgili emek harcayan çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidini restore ederek günümüze kazandıracağız. Selim Şahlar Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha ve yazlık düğün salonu projemizde de yüklenici firma müteahhidinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir süre gecikme yaşandı. Gerekli hukuki işlemlerin tamamlanmasını bekledik. Bir ay içerisinde de inşallah burayı teslim alarak açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yaptığımız ve amatör spor kulüplerimizin hizmetine sunacağımız spor tesisimiz tamamlandı.
Nasip olursa da bir hafta 10 gün içerisinde buranın da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Eski adliye lojmanları olarak bildiğimiz alanda Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi yapıyoruz. Kasım ayı içerisinde de bu güzel projemizin ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz çok amaçlı salon, açık düğün salonu, büfe, çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanı projesinde de sahada çalışmalar devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile ilçemize bir aşevi kazandırıyoruz. Bunun protokolünü de imzalamıştık. Eylül ayı sonunda da inşallah bu projenin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çavuşoğlu mahallemize de birçok amaçlı salon ve muhtarlık binası kazandırıyoruz. Bu projemizin de Eylül ayı sonu gibi ihalesinin yapılması planlanıyor. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başkan Çelik'in açıklamalarının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 18 madde görüşülerek karara bağlanırken bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim Cuma günü saat 17'de yapılacağı ifade edildi. Maddelerin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy verin. Sevgili seyirciler, Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümleri kurutulmaya devam ederken Manisa Ovası'na serilen üzümler rengarenk görüntüler oluşturdu. Bağ bozumunun neredeyse tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen üzüm üreticilerinin gözü kulağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamada üreticiler bu yıl kuru üzüm alım fiyatının ne olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'da bağlardan kesilerek kurutmak için sergilere serilen üzümler Manisa Ovası'nda rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 800 bin dekara yakın alanda ortalama 300 bin ton üretilen çekirdeksiz sultani kuru üzümler Almanya, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Her yıl Türkiye ekonomisine 500 milyon dolardan fazla gelir kazandıran çekirdeksiz sultaniye üzümünün %85'inin üretildiği Manisa'da hasat edilen üzümler onlarca metrelik sergilerde kurutuluyor. 800 bin dekara yakın alanda 50 binden fazla ailenin geçimini sağlayan üzüm için hummalı çalışma devam ediyor. Öte yandan üzüm üreticileri kuru üzüm alım fiyatlarının açıklanmasını da dört gözle bekliyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde üzüm üreticisi olan Sinan Dışkaya üzüm fiyatının açıklanmasını beklediklerini belirtti. Sürecimiz iyi gidiyor. Biraz fiyat beklentimizde geç kalınma düşünüyoruz. İşte hasat yaklaşık bir hafta içinde hasadımızı bitecek. İşte kaldırmalara başladık. Ama biraz gecikti fiyat açıklanması, bize gecikti yani. Beklentimiz 16-17 lira. Almış üzümler yaklaşık 10-11 içinde kuruyorlar. Natural dediğimiz işte ilaca, pasataya banmadan. Onlar da 18-19 gün içinde kalkmış oluyor yani. İşte bizim artık işte düğünümüz, bayramımız desek yeri var yani. İşte fiyatlar da iyi olduğu zaman daha da güzel olacak yani. Bu işi devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Sporla devam edelim. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi bu yıl 5.'si düzenlenecek Yunt Dağı geleneksel yağlı pehlivan güreşleri için hazırlanan Er Meydanı'na ek tribün inşa ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 1400 kişilik tribün inşa edildiğini ifade etti. Geleneksel sporlara ilgiyi artırmak amacıyla Yunt Dağı'nda yağlı pehlivan güreşleri düzenleyen Yunus Emre Belediyesi, güreşseverlerin daha konforlu bir ortamda müsabakaları izleyebilmesi için Er Meydanı'nda bulunan tribünlerde kapasite artırımına gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yunus Emre Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmayla Ortaköy Er Meydanı'nda 1400 kişilik tribün ve çeşitli hizmetlerin verilebileceği alanlar yapılacak. Yapılan inşaat çalışmasıyla tesise duş, tuvalet, dinlenme alanı, yönetim ofisi, soyunma kabini, sağlık ve hakem odası kazandırılacak. Ortaköy Er Meydanı'nda Türkiye'nin sayılı güreş etkinliklerinden birini yaptıklarını belirten Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni yapılan ilave tribün inşaatıyla Er Meydanı'nda artık daha fazla güreşsever ağırlayabileceklerini belirtti.
Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ortaköy Er Meydanımızda inşallah bu yıl 5. yunta yağlı pehlivan güreşlerimizi düzenleyeceğiz. Yunus Emre Belediye'miz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün işbirliğiyle 1400 kişilik tribünü inşa ediyoruz. Tribünlerimizin altında da sporcularımız ve hakemlerimizin ihtiyacı olan duş, tuvalet, dinlenme alanı, yönetim ofisi, soyunma kabini, sağlık odası ve hakem odası inşa ediyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Ortaköy Er Meydanımız artık daha konforlu bir hale gelecek dedi. Değerli izleyenlerimiz, Manisa futbolunun parlayan yıldızı Manisa Futbol Kulübü son oynadığı liglerde tam 41 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve Manisa'yı TFF 1. Lig'de temsil eden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni yönetim kurulu törenle tanıtıldı. İşte yönetim kurulunda yer alan isimler. TFF 2. Lig 2019-2020 sezonunun 26. haftasında Pendik Spor'a kaybettikten sonra bir daha yenilgi yüzü görmeyen ve 2020-2021 sezonunda 36 haftalık lig serüvenini namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'in ilk 3 haftasında da 3 galibiyet alarak kırılması zor bir rekora koşuyor. 41 haftadır lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü'nün yeni yönetim kurulu, kulübün Halil Unutmak tesislerinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Mevlüt Aktan başkanlığındaki yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu. Başkan Vekili Engin Anlı, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Kadir Murat Çam, Özcan Nalbantlar, Kürşat Aydın, Ahmet Karadağ, Ali Zafer İksir, Tanju Balatlı, Erdem Özkan, Akın Saadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Ali Arslan, Murat Taşkıran. Törende konuşan Manisa Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan devamlılık ve istikrar vurgusu yaptı. Önümüzdeki dönemde hayal ettiğimiz noktaya nasıl getireceğimiz konusunda ilk adımı yönetim kurulu olarak hep birlikte inşallah atacağız. Evet, Manisa Futbol Kulübü belli bir yere geldi. İyi de gidiyor, iyi de gitmeye devam edecek. Biz her zaman söylüyoruz. Bir kulübün olmazsa olmazı devamlılık ve istikrar. Biz bunu gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Olmayabilir. Olması için her şeyimizi ortaya koyacağız. Ama olmasa da bu kulüp devam edecek. Aynı şekilde hedefleri olacak, hayalleri olacak. Her ligde de açıkçası bir hedefi olacak. Aktan ileriki dönemlerde kulübün altyapı çalışmalarını hızlandıracaklarını da belirtti. Sadece A takım değil, altyapısıyla, tesisleriyle altı dolu bir şekilde gitmek istiyoruz. Ne yaptığımızı bilerek gitmek istiyoruz. Genç çocuklar yetiştirerek artık Manisa'dan yetişmiş çocuklarımızı da ileride bu formaları layıkıyla kendilerine vermeyi düşünüyoruz. En büyük hayalimiz bu. Altyapıda yaptığımız çalışmalar da ileride daha büyük ses getirecektir diye düşünüyorum. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Aktan, Manisa'nın futboluna ilişkin olarak biz Manisa'da futbolu boş bırakamazdık ifadelerini kullandı. Biz Manisa'da futbolu boş bırakamazdık. Bu noktada biz kendimizi tam ifade edemedik. Etsek de kabul görmeyeceğini o zamanki tarihe göre çok farkındaydık. Manisa Futbol Kulübü bir açılım yapacaktır. Biz bunu halka mal edeceğiz. Hem hukuki olarak mal edeceğiz. Tamam mı? Yani çünkü şu anda Manisa Futbol Kulübü'nün hisseleri bende duruyor. Ama önümüzdeki dönemde bunun hem Manisa Futbol Kulübü'nün markalaşması adı için hem de bir yere geldikten sonra zamanla yavaş yavaş biz bu kulübü Manisa'mıza mal edeceğiz. Bu kulüp burada kalacak arkadaşlar. Bu kulüp Manisa'nın kulübü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve böyle olmaya devam edecek. Çünkü tek başınıza bir anlam ifade etmez. Seyirciniz olmadı mı, taraftarınız olmadı mı, aidiyetiniz olmadı mı bir yere kadar gidebilirsiniz. Ben bir yere kadar bir şey yapabilirim ya da buradaki diğer insanlar. Biz bunun farkındayız.
Aktan bu sezon maçlarını Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayarak başlayan Manisa FK'nın ikinci yarı maçlarının bir bölümünü Manisa 19 Mayıs stadında oynayabileceğini belirtti. Şimdi ihaleye çıkacak. Gün alındı. 19 Mayıs stadını komple yapıyoruz bakanlık. Komple içini dışını iyi de bir bütçe ayırmış. Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor. Eğer bir aksilik olmazsa ikinci yarının belli bir maç, yani onu bakmak lazım ama belli bir bölümünü burada oynama ihtimalimiz var. Programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına izleyenlerimize teşekkür ediyor. Haftaya yeniden görüşmeyi ümit ediyorum. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşça kalın.